Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi WhatsApp yazışmaları deli niteliği taşımaktadır. E, bu nedenle WhatsApp'tan sildiğiniz bir mesajın geri gelmemesi için ne yapmanız gerektiği ile ilgili size bilgi vereceğim. E, öncelikle e, dost telefondan nasıl yapıldığını göstereyim. Eee dahiliye depolama. E, genelde Android altında bulunmaktadır. Eğer siz başka bir yere taşımadıysanız. Medya altında eee com.whatsapp whatsapp'a geldik. Şu backup klasörü olduğu gibi silebilirsiniz. İçinde backup'larınız vardır. Öğeni tarihleri atar burada. Bir de şuradan geldiğimiz database'i dedi de bunlar database'ler zaten. Yedekleri de var burada kendi içinde. Medya bu medyayı da olduğu gibi silmeniz gerekmektedir. E, database'e geldiğinizde gördüğünüz gibi database'lerin günlükleri yazılı. En altta tarihi yok. Bakın şimdi diğerlerinde tarih var e, ee, işte mesajlaşma diyor. Yani veri tabanı. Ee, tarih koymuş işte. Örnek veriyorum 2 10. her gün yedek alıyor. Gördüğünüz gibi. Siz onu default ayarlarında yaptığınızda WhatsApp'ı default ayarlarında kurduğunuzda günlük yedek almaktadır. Bunları tek tek böyle seçip silebilirsiniz. Ee, bunları bu şekilde silmek çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Önemli olan ana data burada. Sonra yukarı gelelim. Backup'lara gidelim. Backuplarda da e, bunlar da sonra silebiliriz. de şimdi de silebiliriz. Öncelikle de, e, bizim asıl işimiz şurada. Bütün da da mesajlarımız burada. Yani cep te e, telefonundaki e, telefonun saatini geri aldığımızda bu mesajdan hepsi tapır tapır dökülecek buraya ve e, net bir şekilde o gün neler konuşuldu, ne yapıldı işte hepsine ulaşmış olacağız. E, bunu gösterdim. Bu datayı Şimdi bunu bilgisayarda nasıl eleştireceğiz onu da göstereyim arkadaşlar size. Bilgisayardan da açalım, kameramızı açalım. Bilgisayardan, şuradan cep telefonuna girelim. Android'i görüyoruz mu arkadaşlar? Android burada. Medyanın içinde Android, WhatsApp, database. Burada şöyle bir şey var. Siz bunu silmeden önce e, WhatsApp'tan şeyi dur durdurmanız daha doğru olacaktır. Hani siz bunu sildiğinizde e, size hata verecektir. Yani sildirmeyecektir. kullanımda gibi. Ama siz bunu gidip cep telefonundan e, ayarlar, tüm uygulamalar, uygulamalar. WhatsApp en aşağıdadır muhtemelen zaten. WhatsApp'a gittik. Burada görüyorsunuz durmaya zorla. Siz bunu durmaya durmaya zorlayıp yani WhatsApp'ı durdurup sonra bu datayı silmeniz gerekmektedir. Yani e, sonra da e, bu şekilde silmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Durdurup silmeniz gerekmektedir. Bunu sildiğiniz zaman tamamdır. Sonrasında da yapmanız gereken şöyle bir işlem vardır. Bu klasörün içine e, hani biraz önceki sildiğimiz klasörler vardı ya dosyalar. Öncelikle bunu bir şöyle F2'ye basıp e, adını kopyalayalım. E, sonra da sağ klik değil de bunu aynı klasör, bunu normalde başka bir klasöre kopyalayıp aynı isimde bir tane notepad açıp buraya getirdiğimiz zaman direkt gelmiş olacak o kadar da çok detayı girmeyin arkadaşlar Çünkü e, çok aşırı cinayet durumlarında bu cep telefonunuzu e, savcı ele alacağı için e, hani e, zoraki de olup de bu telefonu isteyip kriminal incelemesini yaptırdığı zaman zaten bu silmişler bu mesajdan hepsi gelecektir e, fakat bunda da bir sorun e, hani gelmesini de önlemek istiyorsanız bu klasörde aynı isimde dosya oluşturmanız gerekiyor buralara. Oluşturduğunuz zaman da sıkıntı şey e, hani daha az veri erişmiş olur. Ama dediğim gibi bize gelen e, uygulamalar ilgili sorunlarda bunların hepsini rahat bir şekilde geri dönüşümlerde erişilmektedir. Ama e, normal davalarda böyle bir inceleme yapılmamaktadır. E, her zaman için e, dosyalarınızı silmeyi unutmayın arkadaşlar. WhatsApp veri tabanı klasörünüzü her zaman temiz tutun. E, yedekleyin. Ama bu silmeden önce her zaman e, yediğinizi alın. Bunu cloud'da saklamak biraz tehlikeli olabilir. Bir şifreyle geçirdiğinde onu götürüp kendi cep bundan açabilecektir. Ya da bir uygulamalar var. Uygulama üzerinden açacaktır. Ama siz bunu en iyisi USB'ye aktarıp herhangi bir yere atmanızdır. Zaten e, bir 2 ay içinde buna ihtiyacınız olmadı ortaya çıkartır sonra da silersiniz zaten. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, WhatsApp dediğiniz gibi WhatsApp çok tehlikeli yazışmalar deli niteliği taşımaktadır. Nasıl mesajlarınız e, hani mailler nasıl deli niteliği taşıyorsa WhatsApp'ta deli niteliği taşımaktadır. Bunun önünde hiçbir engel yoktur. Ama e, başka da diyeceğim yok. Şu an için beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.